قال الله عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان باغن الله ان تثون ولا تجسسوا صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى Kur'an-ı Kerim'inde altı tutarlı olmayan düşüncelerden bizi nehyediyor müblamız yani bir delil görmediğin müddetçe konuşmak, kötü düşünmek dinimizde yok. Ama aynı zamanda Resul-i Ekrem de buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. El-mü'minu la min mevdu'in Mü'min bir yerden iki kere ısırılmaz diye. Yani ne demek? Mümin su izzan yapmayacak ama ahmakça da her oyuna kanmayacak, kalmayacak. Nerede nasıl davranacağını bilecek. Onun için Hz. Ali radıyallahu ta'la el -hazm su izzan diye buyurdular. Yönetici için akıllılık su izzan etmektir diye buyurmuş. Yani Kur'an-ı Kerim su izzan etmek doğru değil derken hatta bazı izzanlar günahtır derken Hz. Ali'nin böyle buyurması nedendir? He, i̇nsanları tanıyacaksın, bileceksin ama o içindeki delilsiz düşünceyle hükmetmeyeceksin. Burası önemli. Tanıyacaksın, bileceksin ne demek? Bir insandan bir hata, bir yanlış gördüğün vakitte He, o sana doğru geldiği zaman sen kalkanını hep hazır edeceksin bir sıkıntı doğuracağı, doğurabilecek durumda olduğunu bileceksin. Şimdi bakıyoruz zamanımıza neyle karşılaşıyoruz? Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu aya sanki özellikle ayarlanmış bir durum var. Nedir o efendimize olan hakaret? Biz bu ayda Resul-i Ekrem'e aslında daha çok bir hürmetimizi sunmamız gerekirken bakıyoruz dünya çapında Efendimiz'e hakaret ediliyor. Allah subhanehu ve teala aslında bize burada bir kapı da açıyor. Bazı şeyleri de bize göstermek istiyor belki. Kimler Resul-i Ekrem'i hakkıyla seviyor, kimler sevemiyor. Kimler Resul-i Ekrem'i arkadan dişlerini biliyor, kimler bilemiyor. Bunları görün ey Müslümanlar. Ey Müslümanlar. Bugün boykot edip yarın unutmayın. Bak onlar unutmuyorlar içindeki gazabı içindeki kini kusmak için hatta hatta vakit bekliyorlar. Tayin ediyorlar vaktini peygamberin doğduğu aya onu bırakıyorlar. Onun için sen de akıllı ol. Akıllı ol. Bugün onun mallarına boykot ediyorsun. Hani yarın niye o boykotu kaldırıyorsun? Akıllı ol. Bu küfrün içerisinde barınan bir çirkef zaman zaman kendini hep gösteriyor. Dün kendi dergisinde onu yayınlamaya izin verdiği zaman niye boykot etmedin ki zaten? İlla o hakareti binalarına mı yansıtmalıydı? Yani imanımız ortaya çıkması için bu kadar ileriye mi gitmesi lazımdı? Biz bu insanları tanımıyor muyuz? bunlar her etapta, her fırsatta çirkinliğini göstermiyorlar mı? İşte Hazreti Ali bunun için buyuruyor yani. El hazmusu uzan -uz diye akıllıysan içinde herkesin ne olduğunu, kim olduğunu, ne karakterde olduğunu bilirsin. Ondan sonra gerekeni yaparsın. Bu dediğimiz gibi gerekeni yapmak delillere bağlı olarak olacak. Ama dedik ya bunlar daha önceden zaten dergilerinde bunları yayınladılar ve bu gerekliydi. Bundan çok önce de bunları yaptılar yani. Bu en ileri olan halleriydi onların. Müslümanın dışta ve içte herkesi tanıyan bir kalbi, aklı olacak. Herkese güzel yüzlü göstermek vazifemizdir. Herkese kalbimizi açmamız vazifemizdir. Ama kalbimizi açtık diye herkese eşeğin eşek olduğunu unutacak değiliz. Hainin hain olduğunu unutacak değiliz. Bu Allah'a olan yakınlığımızın tam olmadığını gösterir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara da kapısını açtı ama münafık olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu, biliyordu ve hepsinin listesini gidip Hüseyin Fethullah Yabani'ye de vermişti yani. Nereden ne gelir, nasıl gelir? Şahsına gelecek bir eziyet sıkıntıysa umursamazsın. Tabakkelna alallah, Allah'a tevekkül ettik dersin. Allah'ın muhafazasına sığınırsın. Ama dinine geliyorsa, mümin kardeşine geliyorsa, hizmetine geliyorsa he, orada... Bir defa gelen bu sıkıntının ikinci defa da rahat gelebildiğini gördüysen buradaki eksiklik karşıdan değil sendendir. Karşıdaki mızrağını dikmiş zaten sana daha önceden bunu göstermiş. Sen ki bir defa yara almışsın, ikinci defa kalkanının üzerine al eline almamışsın. Kendini muhafaza etmemişsin yani. Bir de dedik ya bu olay nedir? İçimizde dışımızda herkesi nereye koyacağımızı bize gösteriyor. Kimleri seviyorsan bak bakalım. Ekran karşısında olsun olmasın. Kimlere hayransın bak bakalım. Bak bakalım o Allah Resulüne olan hürmeti nedir? O peygamberine hakaret edildiği zaman kendine hakaret edilmişten on kat daha fazla sinirlenenlerden mi? Yoksa kendine hakaret edildiği zaman hemen çıkıp bir açıklama yapıp da peygamberine hakaret edildiği zaman sesi çıkmayanlardan mı? Bak bakalım kimi seviyorsun, neyi seviyorsun, senin sevdiklerin Efendimiz'i seviyor mu, sevmiyor mu? Hangi yoldan gidiyorsun, kimlere gönül bağlamışsın ey Müslüman? Kimlerin yolunda gidiyorsun, kimlere hayranlık besliyorsun ona da bir bak bakalım. Âlemin varlık sebebi olan, Allah'ın habibi olan Resul-i Ekrem'i sevmeyeni, ona hürmet etmeyeni, ona hıyanet edildiğince kızamayanı, kızmayanı nasıl seviyorsun? Nasıl sevebiliyorsun yani? Bu noktadan da bir kendini bir tefekküre çek bakalım. Allah Subhanahu ve Taala'nın habibi sevgilisi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizden de, bütün sahip olduklarımızdan da, akrabalarımızdan da, evladu iyal, çoluk çocuk sahip olduğumuz ne varsa, hele hele şu gün bu alemde ne kadar varlık varsa, ne kadar varlık olacaksa, ne de geçmişte ne kadar olmuş ise, ne kadar güzel insanlar doğmuş, ne kadar hakka gitmiş ise hepsinden çok çok daha kıymetlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü alemde ne var ise yokluktan varlık noktasına geçmesi yani varlıkla şeref bulması o kutlu peygamberin hürmetinedir. Onun için Müslüman isen bu noktalara baktıysan zaten o kutlu peygambere hürmet etmen gerekir iş bile değil işten bile değildir derler ya. yani birisinin sana söylemesine bile gerek yok sen zaten yok idin onun hürmetine var oldun neye sahip olduysan oradan tut alemlere rahmet oluşu ayeti kerimesinin tecellisi olarak elinde güzel ne varsa o kutlu peygamberin hürmeti nedir bil o zaman o zaman durum böyle ise hakikat böyle ise o kutlu peygambere kim hakaret edebilir? Kim dil uzatabilir? Kim bırakın açık açık söylemeyi kötü bir imada bilen kim bulunabilir yani? Müslüman akıl olacak, akıllı olacak, her şeye doğru noktadan bakacak güzel olanların şükrünü edecek haksızlık yapanların zalim olanların hakaret edenlerin tabii ki haddini bildirecek ve bu haddini bildiriş tabii ki Allah ve Resulü'nün öğrettiği şekilde olacak